de takip edebilirsiniz. Hatırlatmalarımızı yaptıktan sonra günün ilk yemeğine geçelim efendim. Bugün sizlere ilk olarak Maraş'ın ciğerli eli böğründe yemeğini yapacağız. Buradan da Maraş'a sevgiler, selamlar, hayırlı bayramlar diliyoruz tekrar. Evet, Sütçü İmam'ın diğer Maraş'a bizden de selam olsun. Teşekkür ediyoruz sevgili Bilal. Evet, malzeme listemizi verelim efendim. Maraş'ın ciğerli eli böğründe yemeğimiz için 1 kilogram dana ciğer kullanacağız. 500 gram domates kullanacağız. 500 gram karışık biber, 4 adet kuru soğan, 1 su bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber ve kekikle beraber Maraş'ın ciğerli eli böğründe yemeğimiz efendim sizler için hazırlanmış olacak. Ustamızı bir dinleyelim bakalım nasıl yapacak bu yemeğimizi. Evet, şimdi sevgili izleyicilerimiz hemen malzemelerimizi sizlere anlattı. Bir daha anlatalım. 1 kilo kadar dana ciğeri kullanıyoruz ve 500 gram domatesimiz olacak ve 4 tane soğanımız var. 500 gram biber kullanacağız ve baharatlarımız. İçine 1-2 tane de sarımsak da kullanacağız. Bu şekilde yapacağımız güzel bir yemeğimiz olacak. Ve malzemelerimizi şimdi sizlere anlattık. Malzemelerimizi anlattıktan sonra ilk önce hemen ne yapacağız? Ciğer sevgili izleyenlerimiz. İlk önce ciğeri bir doğrayacağız ve doğradıktan sonra geniş bir kabın içine ilave edeceğiz. Baharatlarımızla beraber güzelce bir şekilde baharatlarımızı ilave ettikten sonra hemen diğer işlemlerimize geçmiş olacağız tekrardan. Hemen. Evet, usta şimdi şükürler olsun Ramazan bayramına kavuştuk ama Ramazan bayramına kavuştuktan sonra ümit ediyoruz ve diliyoruz ki sağlıklı bir şekilde kurbana da kavuşalım. İnşallah. Sen şimdi evet. Ciğeri doğrarken aklıma o geldi, sanki böyle kurban bayramı havası gibi oldu bir an. Öyle değil mi? Evet. O zaman da hani kurbanlardan taze taze eti alırız, özellikle ciğeri. Evet. İlk zaten o pişer, öyle değil mi? Genelde öyledir. Doğru diyorsun. Bugün de öyle güzel bir inşallah ciğer yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Aslında Bilal da çok seviyordu. Biliyorsun bizim de Bilal'a bir böyle bir ciğer yapma sözümüz vardı. O da tesadüf oldu ama güzel oldu değil mi Ayşegül Hanım? Evet efendim, güzel oldu. İnşallah Bilal'in de hoşuna gitmiştir. İnşallah. Kesinlikle ya. Evet. Şimdi sevgili izleyenlerimiz hemen gördüğünüz gibi ciğerleri güzelce bir şekilde dilimledik, parçaladıktan sonra ondan sonra ufak ufak kuşbaşı şeklinde hemen doğrayalım. İlk işlemimiz hemen ciğerleri hazırlayacağız ve hazırlandıktan sonra ufak, çok fazla da büyük olmayacak, küçük küçük kuşbaşı şeklinde hemen doğramaya başlıyoruz. Şimdi ciğerleri güzelce bir şekilde doğrandıktan sonra içine baharatlarımızı ilave edeceğiz ve baharatlarımızı ilave ettikten sonra tekrardan güzelce bir şekilde tepsimize koyacağız. Tepsimize koyduktan sonra kenarına domatesimizle, biberimizle ve sarımsağımızla beraber güzel bir şekilde hemen onları da ilave ettikten sonra fırına göndereceğiz ve fırında o şekilde pişecek ve farklı bir sunum olmuş olacak. Evet, sabırsızlıkla bekliyoruz tabii ki. Bu arada şimdi Bilal az önce dedi ki biz dedi bayramlarda giderdik işte harçlık toplamaya, zenginlerin yanında fazla dururduk falan dedi ama Bilal'cim sen de bilmiyorum hatırlar mısın bayramlarda özellikle Ramazan bayramında oruçtan sonra evet. Genelde böyle ben kendi büyüklerimden biliyorum ama bayram sabahı kahvaltı yapılmazdı. Sizde de öyle bir adet var mıydı? Bizde şöyledir Ayşegül abla, bayram namazına gidilir. Biz erkekler bayram namazında camideyken hani o an Ramazan'da oruçtan yeni çıkılması sebebiyle böyle kızlarımız yani işte annelerimiz, ablalarımız vesaire evde kahvaltı hazırlarlar. Gelişimizi beklerler evet. Ve geldikten sonra ailece oturulur böyle o an böyle o kahvaltıda böyle ne şakalaşa şakalaşa sohbet ede kahvaltı yapılırdı ve çok güzel olurdu. Hala da biz sürdürüyoruz o geleneği. Allah bozmasın inşallah ağzınızın tadını. Neden evet. Ben kahvaltı yapmazlar dedim. Usta da bilir belki. Bazı yörelerde özellikle Ramazan bayramlarında yemekle efendim yemekler yapılır. Yöresel yemekler ve direkt kahvaltı yapmadan hemen o yemekler yenirmiş. Bazı yerlerde öyle kutlanıyor. Evet. Ben de öyle gördüm büyüklerimden. Gerçi biz gençler o adetleri hala yapamıyoruz ama zaman zaman yine böyle eskileri andıkça, yad ettikçe aklımıza geliyor. Buradan da paylaşalım dedik. Mesela hatırlar mısın bilmiyorum Ayşegül abla bayramlarda hatta bilmiyorum bu sene olur mu olmaz mı bizim orada genelde oluyor bayram kömbesi yaparlar. Evet tabii her yörede farklı bayram, şeyler yapılıyor. Bayram kömbesi gerçekten böyle çok farklı bir tadı olan hele bir de böyle özellikle de sıcak çayla çok iyi giden böyle bir çörek gelenlere çeşididir. Gelenlere ikram edilen evet, güzel bir çörek. Bir çörek çeşididir. İsteyen tuzlu yapıyor, isteyen şekerli yapıyor. O an tercih meselesi. Hı hı. Çok güzel oluyordu mesela. Hala bilmiyorum yapanlarımız oluyor mu? Var. Hala büyüklerimiz
sağ olsun. Gençlere gerçi bir şey demiyorum. Buradan biraz böyle hani artık bayramları tatil havasında geçiriyorlar ama ne olursa olsun biz örf adetlerimizi unutmadan çocuklarımıza da inşallah anlatarak, onlara kesinlikle da yaşatarak adetlerimizi sürdürelim diyoruz. Evet, evet, neler yapacağız? Neler yapacağız? Şimdi neler yapacağız? Şimdi sevgili izleyenlerimiz, hemen ciğerler güzelce bir şekilde hazırlandı. Onları doğradıktan sonra şimdi diğer işlemlerimize geçeceğiz. İçine biraz zeytinyağımızı ilave edebilir miyiz Ayşegül Hanım? Tabii ki, hemen şöyle. Şimdi ciğeri doğradık sevgili izleyicilerimiz. Hemen ciğer hazırlandı ve içine zeytinyağımızı ilave ettik. Ayşegül Hanım, kekik, ondan sonra pul biberimiz, tuzumuz, evet, çok hafif biraz da karabiberimizi içine ilave edeceğiz tekrardan. Tamam, hemen şimdi baharatları ilave ediyoruz. Tamam. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, hemen gördüğünüz gibi ciğerleri ufak ufak doğradık. Marş usulü ciğerli eli böründe yemeğimiz için tekrardan hemen baharatlarımızı şimdi ilave ediyoruz. Ciğerleri ufak ufak doğrayacağız ki daha erken pişmesi için tekrardan şimdi baharatlarımızı içine ilave ediyoruz. Tuzumuz, ondan sonra kekiğimiz, pul biberimiz ve karabiberimizle beraber baharatlarımızı ilave edeceğiz. Evet, pul biberimiz. Evet. Şöyle biraz da karabiber. Kekik de çok yakışıyor biliyorsunuz. Hemen o da ayrı bir lezzet katıyor. Ciğer ve böbrek kekikle daha güzel oluyor. Evet. Evet, Bilal de çok seviyor. Evet. Şimdi ciğer hazırlandı sevgili izleyenlerim. Hemen ciğer hazırlandıktan sonra tepsimizin bir köşesine ilave ediyoruz. Koyalım tepsimizin bir köşesine. Ciğeri doğradıktan sonra tepsimizin bir köşesine koyduk sevgili izleyenler. O şimdi hazır. Hazırlandıktan sonra 4 adet soğan dedik. Ondan sonra soğanımız. Tekrardan soğanımızı da hemen iri bir şekilde doğrayacağız. İri kuşbaşı şeklinde doğruyoruz. Aynı şekilde hemen. Zaten sen soğan ilave etmeseydin bu da ciğer mi diyecektim ben usta. Soğansız ciğer düşünemiyorum. Olmaz diyorsun değil mi? Kesinlikle olmaz. Evet. Çok apayrı bir lezzet katıyor biliyorsun ciğerde, soğanla beraber hazırlandığında. Şimdi hemen tekrardan devam edelim. Bir tane daha soğanımız. Soğanımız büyük olduğu için ama küçükse 4 tane dedik. Yahut da siz tepsinize göre de ayarlayabilirsiniz, belirleyebilirsiniz. Tekrardan hemen onu da kenara koyduk. Sevgili izleyenlerimiz, soğanımız hazırlandı. Soğanımızı koyduktan sonra şimdi de biberimiz. Tekrardan hemen biberimizden alalım. Biberimizi bir yandan temizleyelim. Sadece kafasını alıyoruz biberlerin. Güzelce bir şekilde toparlandıktan sonra ciğerleri de yanına biberlerimizi ilave ettiğimizde yarım parmak şeklinde ilave edeceğiz. Biberlerimiz çok fazla. Hemen içinde güzelce bir şekilde hem görüntü olarak güzel bir görüntü sağlayacak hem de pişimi daha güzel olacak. Biberimizi de aynı şekilde kenarına koyuyoruz. Devam ediyoruz biberlerimizi hazırlanmaya. Evet, elimiz böğrümüzde izliyoruz gerçekten. Evet. Güzel bir sunuma benzeyecek bu. Malzemeleri karıştırmıyoruz öyle değil mi usta? Malzemeleri yok, karıştırmayacağız. Evet. Ayrı ayrı olacak. Tekrardan biberlerimizi devam ediyoruz. Bir tane kırmızı biber alabilir miyim? Al biberimizden. Tabii ki. Sezamet. Hemen. Şöyle buyurun. Şöyle fırkanı uzat. Biberlerimizi gördüğünüz gibi sevgili izleyenlerimiz, hemen kenarına ilave ettik tepsimize. Ondan sonra bir tane de kırmızı biberimizi, kırmızı biberimizi de aynı şekilde hemen hazırlayalım. Çekirdeğini alalım kırmızı biberimizin. Ve onu da biraz iri kuşbaşı şeklinde de doğrayabiliriz. Veyahut da bu şekilde yapabiliriz. Hemen onu da koyalım. Şimdi biberlerimiz de hazırlandı sevgili izleyenlerimiz. Biberlerimizi de doğradık. Hazırlandıktan sonra biberlerimizi de aynı şekilde tepsimize koyuyoruz. Ve biberimizi de koyduk. Şu anda soğanlarımız hazır, biberlerimiz hazır. Sevgili izleyenlerimiz, ciğer de hazırladık. Onlar da hemen gördüğünüz gibi tepsimize koyduk. Ve domatesimiz sıra geldi domatesimize. Hemen domatesimizi de temizliyoruz. Aynı şekilde. Domatesimizi de hemen iri kuşbaşı şeklinde doğruyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi siz evde tepsinizi hazırladığınızda isterseniz tepsi oranını biraz daha da büyük tutabilirsiniz, isterseniz biraz daha da küçük tutabilirsiniz. Bu sizin kendi tercihinize kalmış bir şey sevgili izleyenlerimiz. Ama farklı bir sunum istiyorsanız, güzel bir sunum istiyorsanız bu şekilde de hemen yapabilirsiniz. Hemen bizler de gördüğünüz gibi şimdi domateslerimizi hazırladık. Ondan sonra biberlerimiz hazırlandı
ve soğanlarımız da hazır. Onları tepsimize koyduk. Tepsimizi bir kenara koyduktan sonra tekrardan domatesimizi bolca içine ilave ediyoruz. Çünkü domateslerimizin suyuyla pişeceği için içine ekstradan herhangi bir su falan bir şey katmıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Bol domatesimizle beraber pişirmeye devam ediyoruz. Hemen biraz daha bir iki tane domatesimizi içine ilave edip o şekilde de hemen Maraş usulü eli böğründe yemeğimiz hazırlanmış olacak inşallah. Biraz domatesimizi dediğimiz gibi yarım kilo kadar domates kullanacağız. Hemen domatesimizi de bir iki tane daha ilave edersek yemeğimiz inşallah hazırlanmış olacak ve ondan sonra 180 derece fırına göndereceğiz. 180 derece fırınımızda yemeğimiz pişip o şekilde hazırlanacak ve ondan sonra bu güzel bayram sabahında ve bayramda sizlere de sunacağımız inşallah güzel bir yemeğimiz olmuş olacak. Hemen domatesimizi de ilave ediyoruz tekrardan. Domatesimizi de ilave ettikten sonra tekrardan o kalan suyunu da içine ilave ediyoruz tekrardan sevgili izleyenlerimiz. Hemen suyumuzu da içine ilave ettikten sonra şimdi yemeğimiz hazırlandı. Maraş usulü eli böğründe ciğerimiz sevgili izleyicilerimiz hemen hazır. Hazırlandıktan sonra tekrardan sebzelerimizi, çünkü biz ciğerin üzerine hemen baharatlarımızı ilave etmiştik. Tekrar sebzelerimizin üzerine çok hafif tuzumuzu gezdiriyoruz. Minik biraz tuzumuzu hafif gezdirelim. Ve tekrardan çok hafif biraz pul biberimiz lezzet katsın diye tekrardan üzerine ilave edelim. Hafif biraz hemen ilave ettikten sonra biraz çok hafif az bir kekik tekrardan. Çok fazla olmayacak kekiğimiz. Hemen kekiğimizi de üzerine ilave ettik. Ve kekiğimizi de üzerine ilave ettikten sonra Bilal'ın çok sevdiği hemen ciğer hazırlandı sevgili izleyenlerimiz. Ondan sonra üzerine çok hafif biraz da yağımızı gezdiriyoruz. Ve yağımızı gezdirdikten sonra şu anda Maraş usulü eli böğründe ciğerimiz hazırlandı. Ve hazırlandıktan sonra üzerini alüminyum folye ile örteceğiz ve fırına göndereceğiz inşallah. Hemen alüminyum folyemizi de alalım tekrardan. İlk önce ciğerleri hemen doğruyoruz sevgili izleyicilerimiz. Hemen ciğerleri doğradıktan sonra onların içine ne yapıyorsunuz? Baharatlarınızı ilave ediyorsunuz. Baharatlarınızı ilave ettikten sonra tuz, karabiber ve çok yakışan kekiğimizi içine ilave ediyoruz. Kekikle beraber harmanlanıyor. Harmanlandıktan sonra tepsimizin kenarına koyuyoruz. Ve tepsimizin kenarına koyduktan sonra kenarlarına hemen soğanımızı koyuyoruz. Ve bir kenarında biberlerimizi koyuyoruz. Biberlerimizi koyduktan sonra diğer kenarında domatesimizi koyduktan sonra üzerini hemen örtüyoruz. Bu şekilde üzerini örtelim. Üzerini örttükten sonra fırına gönderiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Hemen bu şekilde alta doğru kapatalım. Ve 180 derece fırınımıza gönderiyoruz. Fırında bir yarım saat 40 dakika pişmesi gerekiyor. Hemen fırınımıza gönderiyoruz. Fırında pişmeye başlasın eli böğründe yemeğimiz. Sevgili izleyenlerimiz, gördüğünüz gibi yemeğimizi fırına gönderdik. Hemen eli böğründe yemeğimizi bir alalım, bir göz atalım. Bakalım yemeğimiz ne durumda. Ona bir bakalım. Ondan sonra tekrardan bir daha diğer yemeklerimize geçiş sağlayacağız. Elimiz böğrümüzde bekliyoruz usta. Evet. Maraş usulü ciğerli eli böğründe sevgili izleyicilerimiz hemen gördüğünüz gibi tenceremizde hazırlamıştık ve tenceremizde hazırladıktan sonra çok enfes bir şekilde hemen pişmiş zaten. Ve piştikten sonra üzerindeki alüminyum folyeyi almamız gerekecek. Ve alüminyum folyemizi de alıyoruz. Şu anda zaten ekranda gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişiyor. Hazır usta, biraz daha pişirecek misiniz? Biraz daha atacağım fırına. Evet. Alüminyum folyeyi aldıktan sonra atacağız. Ve tekrar alüminyum folyemizi aldıktan sonra şu anda yemeğimiz hazır. Siz isterseniz bu şekilde de pişirebilirsiniz. Kapalı bir şekilde de, ama biz biraz daha üzeri kızarsın diye tekrardan fırınımıza gönderiyoruz. Hemen fırınımızı bir açalım. Evet, şöyle Furkan yardım etsin. Tekrardan fırınımızda bir 10 dakikada pişecek sevgili izleyicilerimiz. Bir 10 dakikada piştikten sonra hazırlanacak ve ondan sonra Maraş usulü ciğerli eli böğründe yemeğimiz. Ondan sonra servis edeceğiz ve şimdi çorbamızı hazırlamaya devam ediyor. Çorbamız hazırlandı, ondan sonra şimdi hemen tavuklarımız da pişti ve diğer yemeğimiz fırında. Hemen eli böğründe yemeğimiz de bakalım sevgili izleyenlerimiz. Onu da bir alalım. Evet. Evet, Furkan da şu an yavaş yavaş ızgaramızı bitirdi artık. Sebzelerimizi közlüyor. Onları da tabağına alacak.
sonrasında neler yaptığını bir kez daha ondan dinleyeceğiz. Ayşegül Hanım, iyi ki bunu Ramazan içinde yapmamışız ha. Yani iyi ki Ramazan içinde yapmamışız. Tam da Bilal'ın sevdiği gibi olmuş sevgili izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi. Hemen Maraş usulü ciğerli eli böğründe evet. Yemeğimiz şu anda hazırlandı sevgili izleyicilerimiz. Hatta programdan sonra evet. Onun eli böğründe olacak ama o da benim midemde olacak, öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ediyoruz, inşallah diyoruz. Ellerine sağlık usta. Çok teşekkür ederim. Şimdi sunum çok güzel. Ellerine sağlık Abdullah abi. Gerçekten çok harika. Yani elimiz böğrümüzde izliyoruz. Gerçekten harika görünüyor. İnşallah buradan ciğer sevenler de böyle hem pratik hem lezzetli ve kolay hazırlayabilecekleri bu ciğer yemeğini hazırlasınlar Abdullah ve afiyetle yesinler. Abdullah usta, şimdi ben bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Şu an biz mesela hani eli böğründe diye bir yemek hazırladık ya. Evet. Peki eli kulağında geliyor diye bir yemek var mı? Eli kulağında. Evet, o sadece da var. Sadece öyle içimden geçti, sorayım dedim yani. Evet, o da var yani, hemen eli kulağında geliyor diyorlar. Bütün evet. Yemeklere zaten öyle diyoruz. Evet. Biz yine sizlerle beraber güzel bir bayramı günü geçirdik ve yarın yine buradayız. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kolay kurulumu hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.